Kroşe örgü merhaba Bugün size en kolay kaz ayağı modeli nasıl yapılır onu anlatacağım Bu modeli her şeyde kullanabilirsiniz Özellikle bebek süeterlerine, erkek süeterlerine çok yakışan bir model Mesela gri, siyah gibi yaptığınızda Erkekler için çok uygun bir model kazaklarda kullanabilirsiniz Çocuk yeleklerinde kullanabilirsiniz e, Hatta berelerde kullanabilirsiniz çocuklar için Yetişkinler için de olabilir İki renk kullanacağız Şimdi ben böyle iki sıra ters örgü geçtim. Temel bir sıra oluşturdum. Normal Nako'nun bebe iplerini kullanıyorum. Dört numara şişle. Şimdi başlıyoruz modelimize. Ne kadar ilmek atmamız gerekiyor? İlmeklerimiz dördün katları artı üç şeklinde. Dördün katları artı üç şeklinde. Şöyle başlayacağız herhangi bir renk yani iki rengi de kullanacağımız için açık renk koyu renk fark etmiyor düz örgüyle başlıyoruz ön yüzdeyiz 1 2 3 tane düz örgümüzü yaptık ipimizi alıyoruz buraya düğümlersiniz siz ben şimdilik böyle örüyorum bir tane düz örgü örüyorum bununla şimdi Az kullanacağım bu sırada az kullanacağım ip lila olan onu diğer elime dolayarak daha kolay bir şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Diğer elimle de normal daha çok kullanacağım ipi alacağım. Ee, şimdi bu modellerde iki renkle yürüttüğünüz modellerde. Arkada ip uzatmadan gidebilmek için bakın böyle temiz bir arka kısım olması için bazı yerlerde ip uzatılınca bakın özellikle yaptım siz görün diye böyle ipler uzun uzun oluyor. Bunun olmaması ve böyle hani giyerken çıkarırken e, takılmaması için d, arkada iplerin olmaması gerekiyor. Bununla ilgili bir video çekmiştim arkadan ip yürütme diye bir video onu youtube'da aratırsanız bulabilirsiniz. Ama şimdi de göstereceğim size. Şöyle yapacağız. 1 İpi bakın bu lila ipi bir aşağıdan bir yukarıdan aldığınızda arkada temiz bir görüntü oluşur. 2 3 3 tane pembe iple ördüm. Sonra bir tane lila örüyorum yine. İkinci rengimi diyelim. Birinci rengimle bir, bakın bu lila ipin bir üstünden bir altından alıyorum. Dikkat ederseniz. Şimdi altından iki, arkada temiz bir görüntü oluşacak. Şimdi üstünden üç ve sonra bir tane lila ördüm. Sıranın sonuna kadar üç tane birinci rengimizde, bir tane de ikinci rengimizde ördüğümüzde. Birinci sıramızı tamamlamış olacağız. 3 tane pembe, 1 tane lila. Böyle bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. Birinci sıramızı bitirdik. Bakın 3 pembe, 1 lila. 3 pembe, 1 lila şeklinde gitti. Bunu illa bu şekilde bakın temiz şekilde yürüttük. ipleri uzatmadan. Bu zor geliyorsa ipi uzatarak da gidebilirsin. Sorun yok. Arkaya döndüğümüzde ilk ilmeği örmeden aldım. 2, 3 tane yine pembe az kullanacağım ipi şöyle elime doluyorum <laughs> onu da bu şekilde örüyorum sonra yine yani önde ne yaptıysak pembelerin üzerine pembeyle, lila'nın üzerine lila ile örüyorum farklı bir şey yapmıyorum ne görüyorsa ama bakın lila'nın üzerine yine lila ile ördüm pembenin üzerine de yine Pembeyle örerek gidiyorum. Bakın pembeyle örüyorum. Bir tane de böyle altından alayım. Sonra lila gördüğüm yeri yine lila ile ördüm. Böyle bu şekilde sıra sonuna kadar gidelim. İkinci sırayı bitirdim. Üçüncü sıraya döndüğümde görüntü bu şekilde. Üç tane birinci rengim, bir tane ikinci rengim. Üç, bir, bir tane ikinci rengim şeklinde. Bu sırada üçüncü sıra metodumuzda şunu yapacağız. İki tanesi sağ şişte. Lila'nın sağını ve solunu. Şimdi bu sefer bu sırada bundan sonra pembeyi daha az kullanacağım için pembeyi diğer elime doluyorum. Bu şekilde şöyle gidelim. sağına ve soluna lila rengi örüyorum. Arada bir tane pembe. Şimdi lilanın yine sağını ve solunu tekrar lila ile örüyorum. Bunu ortadakini 3 lila 1 pembe, 3 lila 1 pembe şeklinde gidiyoruz. Sadece başlangıçta 2 tane pembe ördük. Bu sırada şimdi 3 lila 1 pembe şeklinde gidiyorum. Bakın burada ilmeklerim ters geldi elime dolayıp ördüğüm için benim örme şeklimle ilgili şuradan almıyorum, ortadan alıyorum ki ilmek düzgün çıksın. Bu örme şeklinize göre değişen bir şey. Parmağı doladığınızda yani sol elinize ipi aldığınızda başka türlü yürüyor. Sağ elinize aldığınızda başka türlü yürüyor. 1 2 3 Sıranın sonuna geldiğinizde sıra başında ne yaptıysanız onu yapıyorsunuz. İki pembeyle örüp çıkıyorsunuz. Bu şekilde dördüncü sıraya yani arka yüzümüze döndüğümüzde iki pembe ile ters örgüye başlıyorum. Ee, bunu yanlış dolu. Arka sırada da yine bakın ne görüyorsanız o. Şunu da sağ elime dolamam gerekiyor. Ne görüyorsanız o şekilde. Pembe gördüğünüz yeri pembe, Lila gördüğünüz yeri lila örerek sadece yaptığınız ters örgü arkada önde düz örgü yürütüyoruz. Bakın lila'ların üzerini lila ile pembelerin üzerine pembe ile örüp ne görüyorsam onu yapıp sıra sonuna kadar ilerliyorum. 4 sırayı bitirdik. İlk kaz ayağımız oluştu. Şimdi Tekrar yeni bir kazaya oluşturacağız ama çaprazlama gideceğiz. Düz örüyoruz yine ön yüzdeyiz. 2. Bakın bu lilanın üzerini yani gördüğümüz renklerin üzerini tam tersiyle öreceğiz. Lilanın üzerini pembe öreceğiz. Başta yine iki tane pembe ördüm. Lilaların üzerini pembe, pembelerin üzerini lila örerek gideceğiz 5. sırada. Formül bu. Pembenin üzerini Lila ile ördüm. Tekrar lila'nın üzerine pembe ile örüyorum. Çok kolay. Görünüşü biraz zor gibi, ama bakın çıktı ortaya. Bu şekilde pembenin üzerine lila ile örerek sırayı tamamlayacağım. 5. sıradan sonra artık işimiz kolaylaşıyor. Önemli olan ilk başta modeli oturtmak. Sonrasında daha kolay ilerleyeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimizde başlangıçta 1, 2, 3, 4, 5 tane pembe örmüştük. Burayı da yine 5 tane pembe ile 3 tanesini ördüm bakın. Artık bu ipi ilerletmeme gerek yok. Bu burada kalsın. 4, 5 tane Pembe ile bitiriyorum. Arkayı döndüm. Altıncı sırama geldim. Pembenin üzerine yine pembe ile örüyorum. Arka yüzlerde biliyorsunuz ki ne renk görüyorsanız o renkle ilerliyordunuz. Bütün formül aynı. Bütün model boyunca arka sıralarda gördüğünüz gibi örmek. Yani burada lila gördüğümü lila, pembe gördüğümü pembe örmek. Tam tersi yapmam gerekiyordu. Pardon bunları karıştırıyorum anlatırken size. Pembeyi pembe, lilayı lila. Bakın. Bir, 2 3 ve bu şekilde sıra sonuna kadar gidin 6 sıramızı da bitirdik bakın mesela kız çocuk için böyle bir yelek bu renklerde ya da kazak ya da hırka sadece komple böyle örmeniz gerekmiyor uç kısmını da böyle öre, örebilirsiniz e, yaptığınız işe bir renk katacaktır 7 sıradayım örmeden alayım. 2 3 4 tane pembeyi ördüm. Şimdi lilanın yine sağını ve solunu lila örüyoruz. 2 3 Ortadakini pembe. 1 2 3, ve 3 ortayı pembe. Bakın ilmek durumu bu şekilde. 1 2 3 Bu şekilde. Ve pem pembeyle örüyorum. Devamını da yine pembeyle getiriyorum 4 pembe ile başlamıştım 4 pembeyle burada renklerden anlayabilirsiniz bakın renklerden başlangıç ve sonda 4 pembe 4 pembe 8 sıradayım 4 taneyle başladım Pembeyi daha az ördüğüm için bu tarafa aldım. 3 tane yine lila ile bir tane pembe ile devam edeceğim. Lila gördüğüm yeri lila, pembe gördüğüm yeri yine pembe ile öreceğim. 1, 2, 3 ve pembe. Bu şekilde aynı renklerin üzerine aynı renklerle devam ettiriyoruz. Toplam 8 sıramızı bitirdik. Bakın görüntümüz bu şekilde ilmeklerimizi kullanma şeklimiz. Şimdi 9. sıra yine 1. sıranın tekrarı şeklinde. Yani model 8 sırayı tekrar etmek. Bu sırayı anlamak için 9. sırayı ve bundan sonrasını Tekrar en baştan videoyu izleyebilirsiniz ya da anladıysanız bu şekilde devam edebilirsiniz. 3 pembe 1 lila. 3 pembe. Birinci sırada ne yaptıysak? Birinci sıradan 8. sıraya kadar ne yaptıysak? Bundan sonraki 8 sırada da o metodu. Yani bu 8 sırayı tekrar ederek ilerleyeceğiz. bundan sonrasını anlatmama gerek yok. 9. sıra 1. sıranın tekrarı şeklinde 10. sırada ikinci sıranın 11. sıra 3. 12. sırada dördüncü sıranın tekrarı şeklinde. Model gözüktüğü gibi zor değil dediğim gibi gayet kolay. Kanalıma abone olmak için sağ alttaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Anlaşılmayan bir şey olursa da aşağıdaki yorumlara yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.